Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin başkenti Saraybosna'dayız. Şehir 20 yıl önce yaşanan dramatik savaşın izlerini hala taşıyor. 1992-1995 yılları arasında yaklaşık 3,5 yıl süren bu savaş sırasında on binlerce Müslüman Boşnak hayatını kaybetmişti. TRT Avaz'dan Ay Yıldız'ın izinde programından merhabalar. Bizim için, Türkiye için çok önemli bir coğrafyadan sesleniyoruz sevgili seyirciler. Bosna Hersek'teyiz. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız. Evet, Bosna Hersek 400 küsür yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir bölge. Bizden, Osmanlı'dan, Türk tarihinden, Türk kültüründen derin izler taşıyan bir coğrafya burası. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan bir şehitlik. 1992 yılında başlayıp 1995 yılına kadar süren Bosna Savaşı'nda yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin çoğunluğunu Boşnak Müslümanlar oluşturuyordu. Sadece Saraybosna'da, başkent Saraybosna'da 11 bin civarında şehit verildi. İşte bu şehitlerin büyük bir bölümü bu şehitlikte burada yatıyor sevgili seyirciler. Ruhları şad olsun diyoruz. Hemen görüyorsunuz arkamda burada bir anıt mezar yer alıyor. Bu anıt mezar da Bosnalı Müslümanların efsane lideri, büyük adam, bilge adam, büyük lider Aliya İzzet Begoviç'e ait. Bu hafta sevgili seyirciler, Bosna Hersek'i sizlere tanıtacağız. Ay Yıldız'ın izinde programı başlıyor. Bilal Koçak, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç'le görüştü. Merhum Boşnak lider Aliya İzzet Begoviç, ölmeden önce ziyaretine gelen Başbakan Erdoğan'dan ne istemişti? Oğul İzzet Begoviç, babasının Erdoğan'a vasiyetini açıkladı. Babamın ölümünden bir gün önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelip kendisini göreceğini öğrendik. Sayın Erdoğan geldi ve babamla görüştü. Savaştan barışa Bosna Hersek halkının varoluş mücadelesi. Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç'ten Ay Yıldız'ın izinde programına çok özel açıklamalar. Ülkemizin sorunlarını çözmek için daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Şehitler şehri Saraybosna 20 yıl önce yaşanan savaşın yaralarını sarıyor. Savaş sırasında tahrip olan binalar yeniden restore ediliyor, imar ediliyor ve şehirde modern mimari yansıtan binalar da yavaş yavaş yükseliyor. Sırp topçular, işte bu benim içinde bulunduğum pazarı top atışına tuttular. Kanlı pazar katliamının hayatta kalan şahidi dehşet anlarını anlatıyor. Etraf kan gölüne dönmüştü. Ablama seslendim ama bana cevap vermedi. Boşnak Müslümanların savaştaki tek çıkış yeriydi. 800 metrelik Umut Tüneli'nin ilginç öyküsü. Tünel olmasaydı ne olurdu? Bu tünel olmasaydı bugünkü bu Saraybosna'da olmazdı. Bosnalı Müslümanların Nene Hatun'u Şida Nine'nin duygulandıran mesajı. Bu gördüğünüz Türk bayrağını bana kardeşlerim bayramda Türkiye'den getirdiler. O bayrağı ben burada ve gönlümde tutuyorum. Az sonra... Ay Yıldız'ın izinde kalın, TRT Avaz'dan ayrılmayın. Saraybosna'da olağanüstü bir tabiat var. Görüyorsunuz yemyeşil dağlar ve dağların hemen eteğinde kurulan tarihi evler. Burası sanki Bursa Uludağ'ın eteklerini andırıyor. Orada zannediyoruz kendimizi sevgili seyirciler.
Başkent Saraybosna, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yaklaşık 500 bin nüfusa sahip. Zaten ülke Bosna Hersek toplam 3,5 milyon nüfusa sahip. Yani aşağı yukarı ülke nüfusunun %15'i başkent Saraybosna'da yer alıyor. Arkamda görüyorsunuz şehitlik, Kovacı şehitliği ve hemen onun karşısında Osmanlılardan kalma mezarlıklar yer alıyor. Evet, şehir olağanüstü güzellikte bir vadi içinde kurulmuş. Tabii büyük bir savaş yaşandı bu şehirde. Şimdi savaş sonrasında Bosna Hersek'in, özellikle başkent Saraybosna'nın yaraları sarılıyor. Savaş sırasında tahrip olan binalar yeniden restore ediliyor, imar ediliyor ve şehirde modern mimari yansıtan binalar da yavaş yavaş yükseliyor. Saraybosna'da şu anda üzerinde yürüdüğümüz köprü Osmanlı döneminden kalan tarihi bir köprü. Ünlü Milaska Nehri'nin üzerinde kurulmuş. Saraybosna'da Milaska, Bosna ve Jelitsa adlı 3 tane nehir yer alıyor. Bu Milaska Nehri Saraybosna'yı tam ortasından ikiye bölüyor. Şurada arkada tarihi güzel bir bina yer alıyor. Bu bina Saraybosna'nın milli kütüphanesi. Savaş döneminde 1992-95 yılları arasında geçen savaş döneminde Sırp topçu ateşine maruz kalıyor bu güzel tarihi kütüphane ve yanıyor. Burada yer alan yaklaşık 2 milyon tarihi eserin, belgenin, kitapların tamamen yandığı söyleniyor. Yani bir ülkenin tarihi tamamen ortadan kaldırılıyor. Şehri çepeçevre kuşatan Sırp askerlerinin dağlardaki mevzilerden açtıkları topçu ateşiyle tarihi Saraybosna şehri adeta harabeye dönmüştü. Şehrin merkezinde yer alan bazı binalar delik deşik olmuş duvarlarıyla acımasız savaşın yüzünü bugün de yansıtıyor ve ibretlik bir tablo gibi ayakta duruyor. 1992 yılında başlayıp 1995 yılına kadar devam eden Bosna Savaşı'ndan geriye işte sevgili seyirciler böyle hatıralar kaldı. Saraybosna'da bir zamanlar yaşlılar evi olarak kullanılan bu bina top atışlarıyla işte bu hale getirilmiş. 92, 93, 95 yılları arasında süren vahşi savaş sırasında ve bu binanın bugün de o savaş hatırlansın, ibret alınsın diye bu şekilde kalmasını uygun görmüş yetkililer ki evet bu bina böyle bir anıt gibi duruyor. Savaş yıllarının en kanlı izlerinden biri de tarihe kanlı pazar olarak geçen Saraybosna'daki semt pazarına uzanıyor. 5 Şubat 1994 yılında sevgili seyirciler, Bosna Savaşı'nda Sırp topçular işte bu benim içinde bulunduğum pazarı top atışına tuttular, bombaladılar. Kanlı pazar olarak tarihe geçen bu pazar yerinde çalışan esnaf, müşteri 67 kişi, tam 67 kişi işte o bombalama sırasında hayatını kaybetti. Şurada duvarda, burada bu pazarda ölenlerin isimleri tek tek yazılmış.
anı yaşayan esnaflardan, pazarcılardan biriyle birlikteyiz. O tarihte burada bu pazarda neler oldu, neler yaşadınız? O gün sıradan bir gündü. Çalışıyorduk. Arkamda arkadaşlarım vardı. İçlerinden biri çatıları temizliyordu. Ben de arkama dönmüş onu izliyordum. Sonra sebze almak için yere eğildiğimde bomba patladı. Hemen buradan uzaklaştım. Çünkü ikinci bir bomba gelebilirdi. Biraz bekledim. İkinci bomba gelmeyince hemen geri dönüp ablamın yanına koştum. Etraf kan gölüne dönmüştü. Ablama seslendim ama bana cevap vermedi. Hemen koşup arabayı aldım. Sonra onu hastaneye götürdüm ama ablam hayatını kaybetmişti. O gün o olaylar, 1994'te yaşanan buradaki kanlı olaylar bugün seni rahatsız ediyor mu? Rüyalarına giriyor mu? Onları zaman zaman kabus gibi görüyor musun, hissediyor musun? Arkamı dönüp o duvara baktığımda hatırlatıyor. Çünkü o duvara her bakışımda ablamın ismini orada görüyorum. Hayat böyle işte. Çok acı günler yaşadık. Ama şu anda barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Saraybosna'da modern mimariyi yansıtan parlamento binasını, alışveriş merkezlerini gördüğümüzde savaşın yaralarının sarılmaya başladığını da anlayabiliyoruz. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği acımasız Bosna-Hersek Savaşı'nın ardından 20 yıl geçti sevgili seyirciler. Bu ülkede barış tesis edildi. İnsanlar artık mutlu ve huzurlu. Evet, bu dünyada insan huzurdan, barıştan, sağlıktan, kardeşlikten başka ne isteyebilir ki sevgili seyirciler? Birlikte barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamaktan başka ne isteyebilir ki? Bosna-Hersek'te artık yüzler gülüyor. Sizler de görüyorsunuz arkamda modern mimariden izler taşıyan bir bina bütün heybetiyle duruyor. Bu bina Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin parlamento binası. Barışın sağlandığının da bir örneği adeta bu yapı sevgili seyirciler. Evet, Bosna-Hersek'te özellikle başkent Saraybosna'da savaşın yaraları, savaşın izleri ortadan kalkmış, yaralar sarılmış, modern yapılar, modern binalar yükseliyor. Tarihi baş çarşıda yaşanan yoğun alışveriş trafiği, insanların yüzündeki tebessüm, savaşın geride kaldığını ve barışın ne denli önemli olduğunu anlatıyor. Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde Boşnak, Hırvat ve Sırp halklarının temsil edildiği üçlü bir yönetim sistemi var. Üç halkın temsilcileri de halk tarafından seçiliyor. Bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi ülkeyi yönetiyor. Üç ayrı halkın temsilcileri bu Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne her 8 ayda bir dönüşümlü olarak başkanlık yapıyor. Bu dönem Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin başkanı Boşnakların efsane ismi bilge lider merhum Aliye İzzet Begoviç'in oğlu Bakir İzzet Begoviç. Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç'le görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndayız. Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç tarafından samimi bir şekilde karşılanıyoruz. Uzun boyu, gösterişli fiziği ve bakışları babası Aliye İzzet Begoviç'ten izler taşıyor. Savaş sırasında babasının ardından yürüyen Bakir İzzet Begoviç, büyük Boşnak lider Aliye İzzet Begoviç'in oğluna miras bıraktığı idealleri yaşatmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Bakir İzzet Begoviç, röportaja başlamadan önce babası İzzet Begoviç adına bastırılan ve İzzet Begoviç ailesinin kökenlerini anlatan bir kitabı bize gösteriyor. Kitaptaki siyah beyaz bir fotoğrafı işaret ediyor. O fotoğraf
dedesi Mustafa İzzetbegoviç'e ait. Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç köklerinin Türkiye'den Kütahya'ya dayandığını anlatıyor. Dedesinin annesinin Üsküdarlı bir Türk olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç çalışma masasında yer alan gümüş çerçeveli bir fotoğrafı bana gösteriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteler. Fotoğraf Bakir İzzetbegoviç'in Ankara'yı ziyaretinde çekilmiş. Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in bu fotoğrafa çok önem verdiğini anlıyoruz. Biz burayı gönlümüzde çok farklı bir yere koyuyoruz. Farklı bir yeriniz var. Türkiye, Bosna Hersek'e daima şartsız ve karşılıksız olarak desteklemiştir. Gerek Türk devleti gerekse Türk halkı Bosna'yı, Bosnalı Müslümanları, Boşnakları yürekten desteklemiştir. Siz acaba bu stratejik, bu kardeşlik ilişkisini Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bu güzel ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ostavila ogroman trag. Osim što je preko Turaka došao islam u Bosnu i Hercegovinu. Türkiye'yi ve Türk halkını buradan selamlıyorum. Bu vesileyle herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Umarım güzel bir Ramazan ayı sonrasında iyi bir bayram geçirirler. Bosna Hersek ile Türkiye arasında çok önemli kardeşlik ve dostluk ilişkileri mevcut. Bunlar tarihten gelen ilişkiler. Türkiye buralara sadece kendi devletini, Osmanlı Devleti'ni getirmedi. Aynı zamanda medeniyeti ve İslami kültürlerini de getirdi. Dolayısıyla bizim caddelerimizde yürüdüğünüzde, çarşılarımıza baktığınızda, camilerimize baktığınızda, müziğimizi dinlediğinizde, yemeğimizi yediğinizde, hatta isimlerimizi duyduğunuzda Osmanlı medeniyetinin bu yörede ne kadar etkili olduğunu ve iz bıraktığını görürsünüz. İki ülke arasındaki dostane ilişkiler tarihten gelen ilişkilerdir. Ancak Osmanlı bu bölgeden çekildiğinden beri ilişkilerimiz şu andaki olduğu kadar hiç iyi olmadı. Özellikle son 20 yılda ilişkilerimiz canlandı ve gelişti. Son 10 yıl içinde rahmetli babam Aliye İzzetbegoviç döneminde başlayan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde ivme kazanan dostane ilişkileri bugüne taşıdık. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda dorukta diyebilirim. Efendim, rahmetli babanız Aliye İzzetbegoviç'in biz Türklerin, Türk halkının gönlünde çok yüce bir yeri var, farklı bir yeri var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir anekdot var, bilmiyorum siz doğrular mısınız? Babanız ölmeden önce Tayyip Erdoğan'la, Sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan'la görüştüğünde Bosna Hersek'i yalnız bırakmamasını, Boşnak halkını, Boşnak Müslümanları size emanet ediyorum, yalnız bırakmayın, desteğinizi, sahiplenme duygularınızı eksik etmeyin demiş. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Acaba Türkiye babanızın istediği bu desteği devam ettiriyor mu maddi, manevi? Turska je jedna moćna zemlja, jedna bratska zemlja s kojim imamo i historijski i kulturne. Türkiye yıllardır bizlere hem tarihi hem manevi açıdan destek oldu. Türkiye ile aramızdaki ilişkiler tarihi maneviyata, hatta kan bağlarına dayanıyor. Şu anda Türkiye'de yaşayan birçok akrabam var. Sadece benim değil, birçok soydaşımızın Türkiye'de yaşayan akrabaları var. Dolayısıyla aramızda kan bağları var. Türkiye önceden de bizlere sahip çıktı ve destek oldu. Burada yaşanan savaş sırasında da destek verdi. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan destekler kat kat büyüdü. Babamın ölümünden bir gün önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelip kendisini göreceğini öğrendik. Sayın Erdoğan'ın havaalanına indiği haberini aldık. Bu haberi de babama ilettik. Kendisi bizden saçlarını taramamızı istedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi karşılamak istedi. Sayın Erdoğan geldi ve babamla görüştü. Rahmetli babam o zaman Bosna'yı, Bosna Hersek halkını Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Tayyip Erdoğan sözünü tuttu, ancak bize yapılan baskılar halen devam ediyor. Onun için Türkiye gibi önemli bir dostumuzun var olması, bize sahip çıkması bizim için son derece önemli. Dolayısıyla Türkiye sürekli gayretlerini sürdürüyor. Saraybosna'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın çok yardımları oldu. Mültecilerin evlerine dönmeleri konusunda yardımları oldu. Okulları onarıp restorasyon çalışmaları yapıyorlar. İnsanlarımıza destek veriyorlar.
Sayın Başkan, Türk iş adamlarının burada yatırımları var zannedersem, altyapı, ülkenin altyapısının güçlendirilmesi, gelişmesinde onların da katkıları oluyor zannediyorum. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Su autoput gradi turska firma Çengiz. İmamo ulaganja u energetski sektor. Bosna Hersek altyapısının şu an için en önemli projelerinden biri otoyol projesi. Bunun dışında özellikle enerji sektörüne yönelik yatırımlar da dikkat çekiyor. Karton ve ambalaj üretimi, soda ve tuz fabrikası alanında yatırımlar var. Ayrıca eğitim sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yeni üniversiteler kuruluyor. Ancak biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Yatırımlar sadece bunlardan ibaret olmamalı. Bir Slovenya veya bir Avusturya, Bosna'ya Türkiye'den daha çok yatırım yapmamalı bence. Bosna Hersek, doğal zenginlikler konusunda çok şanslı bir ülke. Ormanlarımız, suyumuz, madenlerimiz var. Eğitimli ve başarılı insanlara sahibiz. Ülkemiz en çok Türkiye ile ikili anlaşmalar yaptı. İki ülke arasında vize uygulanmaması da bir avantaj. Projelerimizi hızlandırmalıyız. Türk iş adamları hızlı çalışmaya alışmış. ...92-95 yıllar arasında bu ülkede çok dramatik bir savaş yaşandı. İnsanlığın yüreğini, kalbini derinden etkileyen, yaralayan bir savaş. Çok sayıda Boşnak Müslüman kardeşimiz topluca, vahşice katledildi. Bunlar unutulmuyor. Naravno. Dakle, ne možete imati da tako kažem jedan ogroman zemljotres koji promijeni... Büyük bir deprem düşünün. Bu deprem yeryüzünün şeklini ve coğrafyasını değiştiren depremlerden olsun. Bu büyük depremin ardından mutlaka küçük küçük depremler ve sarsıntılar olur. Sizler Türkiye'de yaşanan depremlerden dolayı neden bahsettiğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Bu öyle bir savaştı ki insanları göçe zorladı. Şehirleri, köyleri yakıp yıktı. İnsanlar arasındaki ilişkileri tamamen zedeledi. Allah'a şükür bugün artık bu topraklarda insanlar ölmüyor. Artık çatışmalar olmuyor. İşler yoluna girmiş durumda. Şöyle söyleyebilirim, bizler çok büyük tarihi bir yokuşa çıktık ve şu anda bir platodayız. Bugün yaşadığımız şeyleri artık yaşamayız diye düşünüyoruz. Öncelikle Bosna Hersek halkları arasındaki çekememezlik düzelmiş durumda. 20 yıl önce Boşnak, Hırvat veya Sırplar ülkenin belirli kesimlerinde bulunurlardı. Seyahat etmezlerdi, bu imkansızdı, evlerine dönen insanlara saldırılırdı. Yeni özerk bölgeler ilan etme teşebbüsünde bulunuldu. Bu bahsettiklerim aslında az önce sözünü ettiğim ufak tefek sıkıntılar. Şu an için yapmamız gereken en mühim şey ülke ekonomisini onarmak ve insanlara iş olanağı sağlamak. Çünkü işsizlik sosyal sorunları ortaya çıkartıyor. Sosyal sorunlarda aşırı milliyetçi sorunları körüklüyor. Ülkemizin sorunlarını çözmek için daha hızlı adımlar atmamız gerekiyor. Ülkemizin Avrupa Birliği yolunda yürümesini ve gelişmiş bir ülke olmasını istiyoruz. Evet. Efendim, sağlanan barış anlaşma, bir anlaşma sağlandı. Bu ülkenizde nasıl bir yönetim şekli ortaya çıkardı? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ono u tom času nije moglo biti bolje. Ako vi imate na terenu vojske koje kontroliraju određen teritoriji. Savaş sonrasında gerçekleştirilen barış anlaşmasıyla ortaya çıkan yönetim şekli ve devlet düzeni o dönemde ve o anda bu şartlarda sağlanabilecek en iyisiydi. Tek bir ülke, tek bir para birimi, tek araba plakası, tek pasaport yapmayı başardık. Tek bir devlet düzeyinde çalışan 60 kurum yapıldı. Barış anlaşması o zamanlar tek seçenek olarak karşımıza çıktı. Amaç katliamı durdurmak ve nefreti ortadan kaldırmaktı. Ben bu durumu bir hastayı iyileştirmeye benzetiyorum. Biz hastayı yavaş yavaş iyileştirmeye çalıştık. Ardından bir operasyon ve ameliyatlar yapıldı bu hastaya. Hastanın hayatı kurtarıldı ancak onu fonksiyonel hale getirmek bu yolun devamıydı. Bu iyileştirme çabaları 5 yıl öncesine kadar çok iyi gidiyordu. Bir duraksama dönemi yaşandı diyebilirim. Ancak 5 yıl önce önemli bir reform paketi hayata geçti. Önümüzdeki Ekim ayında yapılacak seçimler sonrası kurulacak yeni hükümetle yeni reform sürecine girmeliyiz. Ekonomimizi düzeltip insanlara iş olanağı sağlamalıyız. Krenuti u obnovu ekonomije, u zapošljavanje ljudi i relaksirati odnose u Bosni i Hercegovini. Rahmetli babanız Aliye İzzet Bakoviç Bilge
bir liderdi. Tabii böyle bir liderin, böyle bir babanın oğlu olmak da kolay değil. Onun bıraktığı mirası daha yukarılara doğru taşımanızın yükü var sizin omuzlarınızda. Hvala vam najljepša. Dakle, nije naravno lako, kako to naš narod kaže, uči... Çok teşekkür ediyorum. Aliye İzzet Begoviç'in ayakkabısını giymek, onun yolundan yürümek hiç kolay bir iş değil. Ancak Allah her millete o an en çok nasıl bir lidere ihtiyaç duyuyorsa öyle bir lider veriyor. Çok şükür artık Aliye İzzet Begoviç gibi liderlerin ihtiyaç duyulduğu zor günler yaşamıyoruz. Bizler şimdi onun tarihimizin en zor ve acı günlerinde başlattığı işleri tamamlamakla yükümlüyüz. Benim dışımda bunları yapacak birçok yetenekli siyasetçimiz var. Buradan bu kardeş bizden topraklardan bakıldığında Ay Yıldız'ın sizin gözünüzde, sizin gönlünüzde, kalbinizde anlamı nedir? Türk halkına bir mesajla bu güzel sohbeti bitirelim. Mi pripadamo i Turci i Bošnjaci, Bosanci, dakle jednoj veličanstvenoj civilizaciji. Biz Boşnaklar Türkler gibi 150 yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüş muhteşem bir medeniyetin varisleriyiz. Aynı zamanda önünde muhteşem bir geleceği olan bir dinin mensuplarıyız. Türkiye'nin, Türkiye yöneticilerinin yeni Türk neslinin tarih sahnesine ve dünya ekonomisine tekrar geri dönüşlerini gururla seyrediyoruz. Türkiye resmen bir dünya harikasına imza atmış durumda. Dünya ekonomisi çöküş yaşarken Türkiye milli gelirini 4 katına çıkardı. Bu önemli gelişmenin dışında Türkiye yine yepyeni bir dönüşe imza atıyor. Kendi kimliğine ve kökenine gururla sahip çıkıyor. Bizler bundan gurur duyuyoruz ve bunun bir parçası olmak istiyoruz. Kendi benliğimizle kimseyi taklit etmeden dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Hem Türklerin hem Boşnakların gurur duyabilecekleri harika geçmişleri var ve bizler kimliğimizi kaybetmeden dünyada iz bırakmalıyız. Hakiki değerlere saygı duyulacağı değer sisteminin oluşturulması için çaba göstermeliyiz. Türkiye, küresel alanda bizlerse yerel ve bölgesel alanda çabalarımızı eksik etmemeliyiz. Batı'nın demokrasi anlayışını, Batı'nın olumlu taraflarını İslamiyet'in değerleriyle zenginleştirecek bir formül bulmalıyız. Bence bu formülü bulma yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Dakle, da uzmemo i od jednog i od drugog najbolje i da damo na takav način doprinos civilizaciji. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için, bizi kabul ettiğiniz için sarayınızda Sayın Başkan. Size ve halkınıza barış, huzur diliyorum. Saraybosna, modern tarihin en uzun süre kuşatma altında kalan şehri. 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta 3,5 yıl boyunca Sırp ordusu tarafından kuşatma altında tutulan Saraybosna'nın dışarısıyla bağlantı kurabildiği tek bir nokta vardı: Umut Tüneli. Bu tüneli ziyaret etmek üzere rehberimiz Elvis Kulyeviç ile birlikte yola koyuluyoruz. Bizim Boşnakların tek çıkışı sadece bu tünel. Tünel 93 senesinde kazılıyor gördüğünüz gibi. Şidakollar, yani evin sahibi bizim bir ninemiz, ismi Şidakollar. Onun evinde çıkan bir tünel gördüğünüz gibi. 800 metre uzunluğunda, 1.60 yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde olan bir tüneldir. Şimdi içeri girelim, evet. Tüneli daha yakından, evet, tanıyalım. Daha yakından. Evet, şimdi avluya, evin avlusuna, evet, girdik. Şurada bir harita var. Bu şehrin haritası. Şehrin haritası. Evet, şehrin nasıl kuşatıldığını burada görüyorsun. Burası Saraybosna. Şu kırmızı çizgi şu şekilde Saraybosna'yı tam kuşatmış vaziyette. Bunlar
Sırp askeri güçlerinin bulunduğu mevziler. O dönemki Yugoslavya ordusu dünyanın dördüncü gücüydü. Gördüğünüz gibi onlar Hırvatistan Savaşı'ndan sonra çekilirken buraya çekiliyorlar, bu dağlara çekiliyorlar. Dağlar dediğim zaman Sarajevo etrafında olan dağlar. Çünkü bizim şehrimiz Sarajevo şehri tam bir vadide olan bir şehir. Gördüğünüz gibi tam bir vadide. Etrafında hep dağlık dağlar ve 3,5 sene boyunca kuş altındadır. Tek bir çıkış noktası bu tüneldir. Bütün yardımlar, bütün her şey bize ne geldiyse Saraybosna'ya 92-95 arasında bu tünelden gelmiştir. Tünel 4 ayda kazılıyor efendim. 4 ayda kazılıyor. Bizim Boşnaklar tarafından kazılıyor. Şimdi tünelin başlangıcı öbür tarafta, havanın öbür tarafta. Evet, havanın çıkışı burada. Biz şimdi çıkışında bulunuyoruz. İçeri girelim. Evet efendim, içeriye gireceğiz. Tünelin hemen çıkışında askeri malzemeler burada sergileniyor. O dönemden 92'den zannediyorum kalma, değil mi? Elbis biraz bu askeri malzemeler nereden geliyordu, nasıl temin ediliyordu? Evet. Bilgi verebilir misin? Evet efendim, bu gördüğünüz malzemeler dediğim gibi bize gelen yardımlar. Bize gelen yardımlar çoğunlukla Türkiye'den gelen yardımlar efendim. Suudi Arabistan'dan, İran'dan, bütün bizim Müslüman bölgelerinden gelen bize yardımlar. Bu gördüğünüz burada askeriye silahları böyle bu türde bize yardım olarak gelmiştir efendim. Tünel olmasaydı ne olurdu? Bu tünel olmasaydı bugünkü bu Saraybosna'da olmazdı. Şu andaki Saraybosna'ya geldiğiniz Saraybosna bir Müslüman ülkesi olarak, bir Müslüman şehri olarak bugün olamazdı. Elvis, burada fotoğraflar var. O döneme ait zannediyorum, 1992-93 yılı. 93 senesinde bu fotoğraftaki gördüğünüz insanlar bu tüneli kazmıştır. Burası bir müzeye dönüştürülmüş. Müzeye, evet efendim. Savaştan sonra bu ev Şiide Kollar dediğim isminde bizim ninemiz bu evi bağışladı devletimize, mı? Devletimize bağışladı. Evet, ve bu tünel burada şu anda gördüğünüz gibi müze olarak şu anda. Nine hayatta mı bugün? Nine, evet, hayatta efendim. Fotoğraflar yani. Var, başka fotoğraflar. O dönemde Saraybosna'da şehir merkezi savaşın izlerini, vahşetini gösteren fotoğraflar. Fotoğraflar. Burada da ninemizi görebiliyoruz. Şiide Kollar. Bu müze olarak açılmış olan evin sahibi. Tünel. Evet. Tünelin çıktığı yerdeki evin sahibi nine orada. Evet. Bugün müzeye dönüştürülen bu evde birçok o döneme ait eşyalar sergileniyor. İşte bir odadayız. Burada da savaş dönemine ait o dönemde kullanılan eşyalar var. Burada soba o dönemde galiba, değil mi? Evet. Su tankı burada ve bir fotoğraf var orada. Evet. Tünelin çıktığı bu ev. Nokta. Buranın sahibi. Evet, buranın sahibi. Gördüğünüz gibi bizim tünelden çıkan askerlere kendisi su veriyordu. Müzede Boşnak lider Aliye İzzet Begoviç'in, Allah rahmet eylesin, büyük bir insandı. Onun köşesi oluşturulmuş. Sen biraz bahseder misin? Cumhurbaşkanımız bile çıkarken bu tünelden çıkıyordu. Yani bütün sözleşmeler, bütün anlaşmalar yapılırken kendisi de, Allah rahmet eylesin, bu tünelden çıkıyordu. Kendisi bu sandalye üzerine oturuyordu ve buradan, bu tünelden, diğer noktadan, işte şehir noktasından, bu Butmir noktasına bu sandalye üzerinden çıkıyordur efendim. Elvis, şimdi seninle birlikte aşağı inelim. Evet, burası efendim. Çıkışı 1993'te bu tünel kazılmış. Şimdi inelim bakalım birlikte. Evet, tünelden geçeceğiz. Evet, bu tünelin yüksekliği ne kadar?
Evet, dediğim gibi efendim, tünelin yüksekliği 1.60 metre. 1 metre de genişliği efendim, gördüğünüz gibi. 1 metre genişliği var sevgili seyirciler. Elif'in de dediği gibi tünelin içerisindeyiz. 1.60 da yükseklik var. Ve burada raylar var. Raylar. Evet. Gördüğünüz raylar efendim sonradan yapılıyor. Daha kolaylıkla malzemeleri taşımak için. Ne kadar sürede tüneli kazmışlar? 800 metre uzunluğu var efendim, demiştik. 4 ayda kazılıyor. Tünel 4 ay ve 4 gün sürüyor kazılması. Kazan insanlar da bizim madenlerde çalışan insanlar. Boşnaklar, madende çalışan insanlar kazıyor bu tüneli. O dönemde ne kadar zordu. İşte buradan malzeme taşımak, buradan bütün bu yardımlar, bütün bu yaralıları şehirden çıkartmak tünelin ne kadar peki zordu. Öbür taraftaki giriş olan bölüm orası kapalı mı? Orası da açık efendim. Şu anda orası da açık. Saraybosna'da Müslüman boşnaklar tarafından inşa edilen tüneli gezdik, gördük. Şimdi o tünelin yapımında 1993 yılında yer alan Müslüman Bosnalı kardeşimiz Abid Yaşar'la birlikteyiz. Abid Bey, o dönemde nasıl bir çalışma oldu? Bu tünel nasıl inşa edildi? Bize anlatabilir misiniz? Sama ideja gradnje tunela potekla iz naroda. Burada yaşayanlar da o dönem böyle bir tünel kazma fikri oluşmuştu. Çünkü her yer Sırplar tarafından kuşatılmıştı ve başka çıkış yolu yoktu. Biz de bu kuşatmayı yarmanın en iyi yolunun tünel kazmak olduğunu düşündük ve bu düşüncemizi hayata geçirdik. Tünel yapımına başlandığında ben kamyon şoförüydüm. Bütün malzemeleri ben taşıdım. O dönem aynı zamanda Müslüman Boşnakların Ordusu'nda da görev aldım. Antalya. Senin büyük baban Antalya'dan. Evet. Your grandfather from Antalya? From Antalya. Oh, grandfather. Grandfather. Osmanlı. Osmanlı. Evet. Sen Osmanlısın. Türkiye selam. Abdi Bey'in dedeleri Türkiye'den gelme. Ben diyor Osmanlıyım. Benim dedelerim Osmanlıydı. Ben de Osmanlıyım diyor. Görüyorsunuz Osmanlı fesini, ay yıldızı. Görüyorsunuz festeki ay yıldızı. Ay yıldız ne ifade ediyor senin için? Simbol mjesec zvijezda. Ay yıldız Türk bayrağını sembolize ediyor. Şimdi dışarıya gelip baksanız arabamda da Türk bayrağı taşıdığımı görürsünüz. Abid Bey, Türk bayrağını saklıyorsun demek ki. Arabanda da saklıyorsun. Evet, başında da Türk bayrağı var. Elinde de Türk bayrağı var. Ay yıldızlı Türk bayrağı. Gönlünde, kalbinde Türk bayrağı var mı? Gönlümde olmasa başımın üstünde de elimde de taşımazdım. Türkiye selam. Abid Yaşar, Bosnalı Müslümanların varoluş mücadelesinde kahramanlıklar gösteren binlerce Boşnak'tan biri. Abid Yaşar'a veda edip bir başka kahramanı, Bosna'nın Nena Hatun'u Nana Şida'yı ziyaret ediyoruz. Müze haline çeviren tünelin çıkışındaki evin sahibi Nana Şida teyzenin bugünkü yaşadığı eve geldik şu anda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın teyze? Öpeyim. Evet. Saraybosna'da, Bosna Hersek'te Müslüman Boşnaklar arasında Nana Şida Kolar, yani bizde nene diyorlar, burada Nana diyorlar. Sembol bir isim adeta. 1992 yılından 1995 yılına kadar devam eden Bosna Savaşı'nda Nana Şida'nın çok önemli bir rolü, yeri var.
O tüneli size görüntülemiştik, anlatmıştık. Tünelin çıkışındaki ev Şida Nene'ye ait. Orayı bugün müze olarak kullanıyorlar. Devlete bağışlamış. O savaş yıllarında tünelin inşa edildiği ve tünelden giriş çıkış yapıldığı o dramatik dönemde Şida Nene çok önemli roller üstlendi. Yaralı askerlere yardım etti. Onlara su verdi, ekmek verdi, evini açtı, kucağını açtı. Tıpkı bizim Çanakkale Harbi'nde, Kurtuluş Harbi'nde nenelerimizin askerlerimize yaptığı gibi. Evet, seni tanımaktan çok memnun olduk. Sevgili Şida Nene, senin savaşta orada o tünelde çok önemli rollerin oldu. O dönemi bize anlatabilir misin? Neler yaşadınız? O gün komşularımızla birlikte tarlada çalışıyorduk. Sonra askerler geldi. Bize komşuya geçmemizi söylediler. Biz burada bir şeyler yapacağız dediler. Biz ne yapacaklarını bilmiyorduk zaten. 4 ay sonra döndüğümüzde tünel yapıldığını gördük. Çok daha iyi oldu. O zamana kadar havaalanından şehre girmeye çalışan 300 kişi Sırp keskin nişancılar tarafından katledilmişti. Yeter ki o canlar gitmeseydi ben bütün toprağımı bağışlardım. Şida Nene, senin bir fotoğrafın var. Biz onu görüntüledik. Burada senin evin camında da asılı. Yaralı askerlere tünelin başında su veriyorsun. O anları bize anlatabilir misin? Tüneli kullanan siviller, askerler, yaralılar genelde akşamları geçiyorlardı. Çünkü gündüz keskin nişancılara hedef oluyorlardı. Ben de akşamları bekleyip onlara bir nebze olsun faydam dokunur mu diye su veriyordum. Bütün gece beklerdim tünelin başında. Nasıl hatırlıyorsun savaşı, o günü böyle gözünün önünden geçiyor mu bir film şeridi gibi? Evi görmüşsünüzdür. Her yeri kurşun ve bomba izleriyle dolu. Ben orada onca zaman geçirdim. Beni Allah korudu. Bir şey olmadı. 3,5 yıl boyunca orada kalıp tünelden geçenlere yardımcı olmaya çalıştım. Allah'ın yardımıyla bana bir şey olmadı. Siz o günleri yaşamış biri olarak bugün insanlığa nasıl bir mesaj vereceksiniz? Benim insanlığa mesajım şudur. Savaş sırasında çok acı günler yaşadık. Çok şehitler verdik. İnşallah kimse bir daha böyle acılar yaşamasın. Şida Nene, bak orada bizim Ay Yıldızlı bayrağımız var sizin evinizde. Türkiye bayrağı. Çok duygulandık biz, mutlu olduk. Sizin için bu bayrak asmışsınız buraya, ne ifade ediyor? Bu gördüğünüz Türk bayrağını bana kardeşlerim bayramda Türkiye'den getirdiler. O bayrağı ben burada ve gönlümde tutuyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah sağlık sıhhat versin. Gelip ziyaret ettiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bosnalı Müslümanların Nene Hatun'u Nana Şida'ya veda ederken savaş sırasında onun gösterdiği fedakarlığın ne büyük anlam taşıdığını düşünüyoruz. Başkent Saraybosna'nın kalbinin attığı tarihi başçarşı Bosna Hersek'te yaşanan barışın ve huzurun önemli bir göstergesi. İnsanlar artık bu ülkede daha mutlu. Saraybosna'ya geldiğimiz günden beri rahmet hiç eksik olmadı sevgili seyirciler. Bu tarihi kent, bu bizden kent, bu güzel kent
Bosna Hersek'in hatta Balkanların bir incisi adeta. Evet, Başçarşı'dan sizlere veda edeceğiz az sonra. Arkamda Başçarşı'nın adeta inci gerdanlığı sembolü olan Sebil'i görüyorsunuz. Bu Sebil 16. yüzyıldan kalma tarihi bir Sebil. O dönemde bu çarşıya gelen tüccarlar işte burada Sebil'in olduğu yerde buluşuyorlarmış. Bugün de burası bir buluşma noktası. Evet sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta Bosna Hersek'te dost, kardeş, bizden ülke Bosna Hersek'te gezimizi sürdüreceğiz. TRT Avaz'dan ayrılmayın, Ay Yıldız'ın izinde kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.